Tecelli kelimesini çok kullanıyoruz, farkında mısınız? Başka kullanacağımız bir kelime yok zaten. Allah'ın esmasının yansıması desem tam ifade etmez. Ne diyeyim yani tecelli yerine? Tecelli çok güzel ifade ediyor. Tecellinin en güzel tercümesi tecellidir. Ve tecelli kelimesi Celal ismiyle aynı manadadır. Aynı köktendir. Eyvallah. Cella ortaya çıktı. El Celal ortaya çıkan, kendini gösteren manasına gelir. Toplayan manasına da gelir. Mecelle, dergi demektir. İçinde yazıları topladığı için mecelle denmiş dergiye. Efendim. El Culul derler büyük deveye. Araplar. Çünkü uzaktan göründüğü için. Gemilerin yelkenine de celle denir. Efendim. Niye? Denizde en uzaktan ilk görünen geminin yelkenidir. Hani bize öğretirler buharı, dumanı gözükür de o buharlı gemiler çıktıktan sonra. Eyvallah. Dolayısıyla tecelli kelimesiyle aynı köktendir. Tecelli zuhur, yaratanın esmasının yaratılan üzerindeki yansımalarıdır. Esma Allah'ın zatına perdedir bir yerde. Biraz önce anlattığım sebepten dolayı. Yoksa yanardı. Perdenin aralanıp Allah'ın eşyaya müdahalesine ni tecelli ifade eder. Hatırlayalım ayeti. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa sa'iqa. Hazreti Musa Tur Dağı'nda, Tur Sina'da, Tur Dağı yanlış oldu, dağ dağı gibi oldu. Tur Yüce Dağı demek zaten. Sina Dağı'nda ne yapmıştı? Rabbinin ile mülaki olmaya gitmişti. Orada bir arzusu oldu Musa'nın. Rabbim bana kendini göster. Rabbimiz ona cevabını kesin verdi. Kâle len terâni. Beni asla göremezsin. Şu dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa sen de görürsün. Ve dağa Rabbi tecelli etti. İşte ayet bu. Felemma tecella rabbuhu lil cebel. Rabbi dağa tecelli eder etmez cealehu dekken. Dağ neredeyse yok oluyordu. Neredeyse yok. Yıkıla yazdı. Evet. Daha sonra dağ yerine durduğuna göre demek ki yok olmamış. Neredeyse yok oluyordu. Yani bir anlık bir tecelli. Bu tecelliyi Rabbi dağa göründü şeklinde anlamak asla doğru değil. Yani dağ trafodan sonraki ceryanı bile çekememiş. Yani şöyle hafif değdirmiş ve çekmiş. Ve ondan sonra Musa ve harra Musa saika. Musa baygın düştü. Evet. Mevzu bu. Tecelli bu. Tecelliyi burada görüyoruz. Musa Rabbini görmek istedi. Beni asla göremezsin dedi bu. Tecella fiilinin Esma-i Hüsna içerisinde kendisine döndüğü isim hangisidir diye bir sual sorabilirsiniz. El Celal ismine yuva olan Zül Celali vel İkram ismine döner. Tecella fiili. Tecella. Tecelliye tecella. Evet. Zira tecelli ile celal aynı köktendir. Evet. Zül Celali vel İkram isminin tecellileri. Kısaca ona da değineyim, mevzuyu bitireyim dostlar. Çift kanatlı olan bu ismin tecellisi de çift kanatlıdır. Biri El Celal'e, diğeri El İkram'a gider. Celal'e bakan kanadı Allah'ın dağa tecellisi. İkram'a bakan kanadı nedir? Efendim? Bravo size. Tebrik ediyorum. Benim asil talebem. Evet.
Musa'nın Allah'ın dünyada görülemeyeceğini bilmesi Allah'ın insana ikramıdır. Aynen öyle. İkram budur işte. İkram hakikati bilmektir. Hakikat buydu. Doğrusu buydu. Ve doğrusunu öğrendi. Esasen bunun olmayacak bir talep olduğunu, olmayacak bir talebi Allah'tan istemeninse şık olmayacağını gördü. Bundan büyük ikram mı olur? İnsanın gerçeği öğrenmesinden daha büyük ikram mı olur? Allah'ı görmesi ikram olmazdı. Zaten olmazdı da. Bırakın görmesini. Ma kana li beşerin en yukellimehu Allahu illa vahyen. Şura suresinin 51. ayeti. Allah'ın insanla dolaysız olarak konuşması olacak şey değil diyor Kur'an. Bırakın görünmesini, dolaysız konuşması bile olacak şey değil. Üç şekilde ancak konuşur diyor. Bakınız. Yani içe işleyen bir ilhamla. Bir, efendim, illa vahyen. İkincisi, bir melek aracılığıyla. Üçüncüsü ise, efendim, bir perde. Arada bir perde. Aslında hani Hazreti Musa'nın ses duyduğu ağaç var ya, o perdeydi. Ev min verai hicabin. Ya da bir perde arkasından. Ev min verai hicabin. O perdeydi, ağaç perdeydi. Dolayısıyla o öyleyken Allah'ın görülmesi bahsi nasıl öyle perdesiz olsun? İşte celalin içindeki el ikram hakikati öğrenmesiydi Musa'nın. İkramın en büyük tecellisi ahiretteymiş. Yasin sahibi hani söylüyor ya, وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَم۪ينَ. Keşke Rabbim, يَا لَيْتَ قَوْم۪ي يَعْلَمُونَ قَوْم۪ي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَن۪ي مِنَ الْمُكْرَم۪ينَ. Keşke kavmim bilselerdi Rabbimin bana ikram ettiğini, beni bağışladığını ve bana ikram edilmiş, beni ikram edilmişlerden kıldığını bilselerdi. Bakınız, مِنَ الْمُكْرَم۪ينَ. İkram edilmişlerden kılınmak. İşte bu el-ekremin tecellisi, ikramın tecellisi. Ve hum mukramun, Saffat suresinin 42. ayetinde. Cennetlikler için bahsediliyor. Onlar Allah'ın ikramına nail olmuşlardır. Allah'ın en büyük ikramı cennetmiş dostlar. Tabii dahası da var diyor, onu söylemiyor. Ve ziyadet diyor ya ayette. Evet. Ahsenul husna ve ziyadet. Güzellerin güzeli var onlara, bir de ziyade var. Ziyadenin ne olduğunu bilmiyoruz. O da zaten sürpriz. Sürpriz. Secde 17'yi hatırlamanın tam zamanı. Sürpriz. Efendim, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ. Cennetlik bir mümini hangi sürprizlerin beklediğini kimse asla bilemez, hayal dahi edemez. Bunun üzerine celal ve ikram sahibi Rabbimize şöyle bir dua ile nokta koyalım. Amin. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Ey azamet ve cömertlik sahibi Allah'ım. Ey haşmet ve nimet sahibi Allah'ım. Ey kahır ve lütuf sahibi Allah'ım. Celalinin cefasına sabretme liyakati ver. İkramının sefasına şükretme liyakati ver. Amin. Celaline de, cemaline de hamd etme liyakati ver. Amin. Esmanı hakkıyla fıkh etme liyakati ver ya Rab. Ya Rab, celalindeki ikramı görmeyenlerden eyleme. Amin. Külli hayrın hikmetine ermeyenlerden eyleme. Celale bakıp ikram kapısını vurmayanlardan eyleme. Zülcelali vel ikramın tecellisine ermeyenlerden eyleme ya Rab. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah kabul etsin.